burada şunu ifade etmek istiyorum. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa düşük faizle verilen kredi limitinin 650 bin liradan 750 bin liraya çıkartıldığını müjdeledi. AK Parti Adıyaman İl Başkanlığından basın açıklaması yapan Ticaret Bakanı Ömer Polat, Halkbank üzerinden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği kefaletiyle verilen kredi miktarı ile ilgili esnafa müjde verdi. Bakan Bolat, kredi limitlerinin 650 bin liradan 750 bin liraya çıkartıldığını açıkladı. İçinde esnaflarımıza 100 milyon liralık uygun şartlarda kredi imkanlarını müjde olarak vermiştik. O zaman kredi limiti firma başına 500 bin liraydı. 6 Şubat depremin yıl dönümünde burada Ziya Başkanı, il başkanımızı, milletvekillerimizi aradık. Kahramanmaraş'ta olduğu gibi Adıyaman'a da esnaflarımız için yine bir 100 milyon lira ilave kredi desteği haberi verdik. Bu defa firma başına limit 650 bin liraydı. Bugün Tescom ve Halk Bankası ile görüştükten sonra yine şu müjdeyi vermek istiyorum. Adıyaman'daki esnaflarımız pazartesiden itibaren firma başına 750 bin liraya çıkartılan limitle toplamda 150 milyon liralık daha finansman desteğinden faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Hükümet olarak, Cumhur İttifakı olarak, AK Parti hükümeti olarak depremin yaralarının hızla sarılması noktasında bütün gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Depremin yaraları tamamen sarılmadan bize durdurak uyku yok ve inşallah önümüzdeki ziyaretlerde Adıyaman'da her seferinde çok daha iyileşmeleri görmek nasip olacak. Buna inanıyoruz. Adıyaman ve bütün deprem bölgeleri bizim için çok kıymetlidir. Yaşanılan büyük acı ve yıkımı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti olarak dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızda 12-13 ay gibi bir süre zarfında çok ciddi bir şekilde sarmaya başardık. Biraz daha sabır ve sabır rica ediyoruz. İnşallah 2024 yılı tamamlandığında kalıcı konutların sayısı 200 bine çıkacak ve çarşılar tamamlanmış olacak ve de inşallah gelecek sene de artık hemen hemen depremin hak sahibi olan mağdurlarından kimse açıkta kalmayacak. Zaten depremin ilk haftasından, ilk anından itibaren hükümetimiz önce çadırlar, ondan sonra 2-3 ay içinde konteyner kentler kurarak vatandaşlarımızı asla açıkta bırakmadı, iaşesiz bırakmadı, işsiz bırakmadı, maaşsız bırakmadı. Her eve destek olundu ve bu devam edecek. Biz vatandaşlarımıza hizmet için zaten görev yapıyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz. Önümüzdeki seçimlerde Adıyaman'da inşallah Ziya Polat kardeşimizin güçlü, yüksek bir oyla Adıyaman halkı tarafından seçileceğine de yürekten inanıyoruz. Adıyaman halkından destek ve dualarını esirgememelerini istirham ediyorum. Bütün Adıyamanlılara selam ve saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ederim.